1942 yılında Isparta'nın Atabey kazasında dünyaya geldim. Ağlayarak dünyaya gözlerimi açtım. Ezan sesiyle bu dünyaya daldım. Meslek olarak emekli öğretmenim. Edebiyat öğretmeniyim. Türkiye'de birkaç yerde görev yaparak nihayet Isparta'ya geldim, emekli oldum. İlk görev yerim Elazığ Kız Meslek Lisesi, 1963-66 yılları arası. İkinci görev yerim Burdur İmam Hatip Lisesi, 8 ay. Oradan askere gittim. 24 ay askerlikten sonra Afyon İmam Hatip Lisesi, 6 yıl orada görev yaptım. 1973 yılında da Isparta'ya geldim. Üstadımla tanışma yılım ise 1978 yılıdır. 43 yaşındayken üstadımla tanışma şerefine nail oldum. Üstadımla tanışma çok hayli enteresandır. Daha önce o güne kadar, yani tanıştığım güne kadar hiç görmemiştim. 1978-79 öğretim yılı başında ticaret sesinde müdür olarak göreve başladım. Benim göreve başladığım gün bir genç matematik öğretmeni çıkıp geldiler. Kararnamelerini gelmişti. Göreve başlatma da bana nasip oldu. Bu genç rahmetli Ertuğrul Akçil'dir. Ertuğrul Akçil'i daha önceden tanıyordum. Şöyle tanışmıştık. Onlar Milli Türk Talebe Birliği'nde çalışırken bana geldiler. Tabii önce tanımıyorum. Hocam, sizi bir şiir okuma yarışmamız var. Oraya jüri üyeliğine davet ediyoruz. Kabul eder misiniz? Baktım, gençleri kıramadım. Kabul ettim. İlk tanışmamız böyledir. İkinci tanışmamız da matematik öğretmeni olarak geldiği zamandır. Ertuğrul'la çabuk kaynaştık. Ve kendisine dedim ki, elinden öper, benim bir oğlum var. Bu delikanlı yeni ilkokulu bitirdi. Dini eğitimini alacak şöyle güçlü ve güzel bir hoca istiyorum. Bunu nerede bulabiliriz? Kimi tavsiye edersiniz? Siz biliyorsunuz, Ispartalısınız dedi. Merak etme hocam, kolay ederiz, onu kolay buluruz. Allah'ın izniyle onu yetiştirecek hocayı size bulacağım dediler. Ve üstadımla tanışmam da o zaman oldu. Bir gün Ertuğrul'la beraber okuldan çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Beni eski müftülük binasının arkasında bir eve götürdü. Üstadım oradaymış. Orada oturuyormuş. İçeriye girdik. O zaman pek adab erkan bildiğim de yok. Doğrudan içeriye girdik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz dedi. Bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Ertuğrul önce elini öpmüştü. Ben de elini öpmek istedim. Ama elini öptürmedi. Benimle tokalaşmak istemişti. Ama ben öptüm. Böylece tanışmak, o güzel insanı görmek nasip olmuş oldu. O tarihten itibaren artık toplantılar, hatmelere, sohbetlere gidiyorum. Oğlumla birlikte katılıyorum. Zaten ilk tanışmaya vardığımda
Tabii bilmeden demiştim ben, hocam işte evvel Allah'a emanet, sonra size emanet. Benim vaktim biraz dar olduğu için ben belki gelemem, bir telefonla size sorsam durumunu nasıl olur falan dediğimde bana şöyle buyurdular: dünyayı katmayalım araya, sen de gel. İşte bu söz beni oraya bağladı ve bir daha da kopamadım ve onunla hep birlik olmaya çalıştım. Onu görmediğim anlar benim en sıkıntılı anlarımdı. Nihayet 1980 ihtilali geldi. Hatta ihtilalin gecesi saat gecenin 1:30'una kadar güzel sohbet, zikir halkaları, dualar, niyazlar, her şey olmuştu. Biz hiçbir şey duymadık ama sabahleyin 12 Eylül olduğunu öğrendik. 12 Eylül'le birlikte sıkıntılı günler başladı. Bir taraftan üstadım eserlerini yazıyor, eserleri çoğalıyordu. Bir taraftan da o 12 Eylül'ün verdiği sıkıntılarla da uğraşıyordu. İşte bu günler 1988'e kadar bu şekilde devam etti. Farklı insanlar da geliyordu. Onlara çok sahip çıkardı. Onları yetiştirmek için hep gayret eder, onlara nasihatler ederdi. Biz de bu sıkıntılı günlerimizde zaman zaman varıp hem ziyaret eder hem de bu sıkıntılarımızı arz ederdik. Kendininki yetmiyormuş gibi bizim dertlerimizi, problemimizi çekerdi rahmetli. Eserlerinin matbaa tahsihlerini filan yapmak için giderdim, yardımcı olurdum. Bu arada sohbeti de olurdu bize. Çok faydalanırdım o zamanlar. Yalnız nasıl söyleyeyim, bir zaman 12 Eylül'den sonra ziyaretlerin yasaklandığı, gelip gitmelerin çok seyrekleştiği bir dönemde bana ve oğluma pek yasak yoktu. Ben iğnelerini falan da yapardım. Çok rahatsız olurdu, hastaydı. Oğlumla birlikte giderdik çekinmeden. Her zaman kabul buyururlardı ve dinlerlerdi. O polis baskınlarının hepsine rastlamadım da bir ona rastladım ben. Teravih namazlarını biz Necati Özkutlu kardeşimizin dükkanının üzerinde geniş bir salonu vardı. Orada kılardık. Kılarken birden kapıları vurmaya başladılar. Namaz da bitmişti zaten. O zamana kadar sabretmişler hele ki. Yukarıya çıktılar polisler. Gelen ve kimlikleri toplayan polisiz bizim akşam ticaretçisinde talebemizdi. Ama emir büyük yerden, onun yanı başında bir başkomiser daha var. O emrediyor, öbürü de uyguluyordu emri. Kimlikleri toplarken, oğlum üzerinde kimlik yok, o da yanı başımda. Dedim, bu da benim oğlum. Bu da benim kimliğim sen. Hocam tanıyorum, siz bırakın kimliğinizi cebinize dedi. Sonra hocama döndü o başkomiser. Ne yapıyorsunuz burada? Burada teravih namazı kılıyoruz. Camilerde niye kılmıyorsunuz? Dünyanın her yeri Müslüman için mescittir. Burada cemaat oluşmuştur, burada kılarız buyurdular. Hiçbir şey değil, bir şey de olmadı. Sonradan herhalde Vali Bey'den de bir emir gelmiş, telefon gelmiş. Bırakın, serbest bırakın demiş. Biz de bırakıldık gittik. Herhangi bir şey olmadı o zaman. İstişarede bulunurdum. Problemlerimi anlatırdım muhakkak. Böyle sıkıntılı bir günümde varıp kendisine söylemiştim.
O zaman bana demişlerdi ki, Kazruni isimli bir İranlı şairin beytini okudular, Farsçasını ve Türkçesini de söylediler. Dünyada elemsiz insan yoktur. Eğer varsa o insan değildir. Farsçasını okudular. Ben de ilave etmiştim. Dedim Ziya Paşa'nın da şöyle bir beyti vardır kurban. Her akide bir dert bu alemde mukarrer. Rahat yaşamır var mı ruhu ukaladan? Çok güldüler, memnun oldular. Evet, bir başka gün çok daha sıkıntılıydım, üzüntülüydüm. Ziyaretine vardığım zaman yine kimse yok, böyle tenha bir vaziyette. Ne oldu sana böyle dedi bana. Kurbanım dedim, böyle böyle oldu işte. O zaman anarşi olayları vardı. Daha ihtilalden evvel olan, onlarla ilgili sıkıntılarımızı arz etmek için varmıştım. Ne yapalım, nasıl hareket edelim diye. O zaman meşhur bir eşek ve deve hikayesini bana anlattı. Hikaye bu ya, yaşlı bir deve ile yaşlı bir eşek sahiplerini terk edip kaçmışlar, kırlara, bayırlara açılmışlar. Bahar gelmiş, semizleşmişler. Bu arada eşek demiş ki, arkadaş, daha önce kararlaştırdıklarını unutmuş. Arkadaş, benim canım şarkı söylemek istiyor. Yapma, eyleme. Eğer sen şarkı söylesen bizim halimiz nice olur. Bak, rahatımız iyi. Sesimizi duyan herhangi biri gelir, bizi tekrar o yüklerin altına alır diye yalvardıysa da dinlememiş ve o sesiyle eşek şarkısını söylemiş. Oradan geçen bir kervan bunları duyup görünce ganimet gibi hemen alıp gidip kervanına katmışlar. Yüklerinden bir kısmını deveye, bir kısmını eşeğe yüklemişler ve bir yokuş çıkılacak yere gelmişler. Yokuşu çıkarken deve, eşek çıkamamış. Devenin sırtına kendi yükünden başka eşeği ve eşeğin yüklerini de yüklemişler. Deve kan ter içinde eşekle beraber yokuşu çıkıyor. Tam zirveye ulaştıkları zaman sıra devede. Diyor ki, yüklemişler onu bu defa, eşeğin yüklerini ve kendisini. Arkadaş diyor, benim canım da şimdi oynamak istiyor. O yalvarıyor, bak diyor, dibimiz uçurum, halimiz nice olur, yapma, keyif benim değil diyor, ben de oynayacağım. Ve oynuyor, uçurumun dibinde buluyorlar ikisi de kendilerini. Böylece hikaye sona eriyor. Ve üstadım şunu ilave etti. Bırak dedi, o eşekler şarkılarını söylesinler. Bizim de oynayacağımız günler gelir. İşte bundan sonra ben hiçbir derdimi kolay kolay üstadıma anlatamadım. Çünkü anlatma ihtiyacını da duymadım. Bana söyleyeceğini söyledi ve tedavi etti. Dedi ki, bundan sonra hiç söyleme, bizim de oynayacağımız günler gelir. Bir gece yine baş başa bazı çalışmalar yaptık. Sonra sohbet ederken bana Farsça bir beyit söyledi. Sen bunu biliyor musun dedi. Dedim, kurbanım siz bilirsiniz. Ve okudular. Ey benim halime bakıp da tefekkür eden kimse. Dün ben senin gibiydim. Yarın sen benim gibi olacaksın. Daha yatılmaz değil mi Yavuz diye bana söylediler. Yatılmaz kurbanım dedi. Ondan sonra sabaha kadar sohbette devam etti. Çalışmada devam etti. Sabah namazını kılıp evime ondan sonra döndüm. Efendim benim bir Allah'a emanet kız evladım vardı. O liseyi bitirdi. Üniversite imtihanlarında da
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Bunun üzerine ben üstadımla istişare etmeye gitmiştim. Zaman zaman ben şikayetlerimden biri de şuydu. İdareciliği bırakmak isterdim. Üstadım ne olur beni affedin, ben müdürlüğü bırakmak istiyorum diye yalvarırdım. Öleceksin orada, bırakmayacaksın. Madem öyle diyorsun, başından kabul etmeseydin. Şimdi kime bırakacaksın? Buyurdular. Onun üzerine sabrederek 10 yılımı tamamladım. Bu defa kızımın durumunu söyleyince, ben dedi, kız evlatların pek okumalarına taraftar değilim. Uzun tahsil yapmalarına hele hiç değilim. Ama sen okutmuşsun, belli bir seviyeye gelmiş, doktor olmuş. Bayanlara da ihtiyaç doktor. İnşallah onlara hizmet eder. Yalnız bir şartla, sen 30 dilekçe getirdin şimdiye kadar, dilekçelerini kabul ediyorum, bir daha dilekçeyi ver. Ve başında gideceksin, tesettürüne riayet edecek, 5 vakit namazını kılacak, her gün götürüp getireceksin okuluna. Bu şartlarla okumasına müsaade ediyorum, buyurdular. Onun üzerine 26 yıl sonra ilk görev yaptığım Elazığ'a tekrar tayin isteyerek döndüm. Bekliyorum, çıkarıp getiriyorum. Bu şekilde gidip geliyorum. Benim de tabii çok sevdiğim bir vilayetti. Eski dostlarım, yeni dostlarım, hepsi bir arada. Güzel günler başladı orada. Bir ev kiralamıştım. Kiraladığım ev apartmanın ikinci katındaydı. Gitmeden evvel üstadımla görüşüyorum, helallaşıyorum. Dedim ki, kurbanım, ben gitmemi söylediniz ama çok üzülüyorum sizden ayrılacağım için. O zaman buyurdular ki, dostumsun, Yemen'desin, yanımdasın. Dostum değilsin, yanımdasın, Yemen'desin. Yalnız giderken eserlerimi götür, kitaplarımı götür, kendin oku ve tavsiye et. Öyle gelişmeler oldu ki, evi tuttuğum yer bir pasajın üstüydü. İkinci katı evim oluyordu. Zemin katta bir çay ocağı var genişçe. Bir de kitap evi vardı. Çay ocağında olsun, kitap evinde olsun böyle ilmi sohbetler yapılır. Günlük siyasi sohbet yapanlar da vardı. Dini sohbetler yapılır. Ve akşamları ekseriyetle orada vakit geçirenler olurdu gençlerden. Üniversiteli gençler veyahut mezun gençler, görevli mezun gençler hep oralara takılıyordu, geliyordu. Orada kitap evindeki orayı yöneten Yusuf Kaya isminde mühendis fakültesinde okuyan bir gençle tanışmış oldum. Ve onun dükkanına üstadın eserlerini götürdüm. Akşam sohbete gelen gençlere eserleri gösteriyordum. Bu sayede orada da gençlerden sanki bir cemaat oluşmuştu. Çok güzel günlerimiz oldu. Eserlerini okuyan gençler kitaplarını alıyorlardı. Böylece üstadımın emrini de yerine getirmiş oluyordum ve çok mutlu oluyordum, mutluluk duyuyordum. Ehli sünnetin nazarı, cemaat, sevgi bağı zaten, herkese tavsiyesi. Yani şu anda isimlerini sayamayacağım. Pek çok eser, ne kadar çıkan eser varsa hepsini götürmüştüm. Üstadım rahmetullahi aleyh, Allah kendilerinden razı olsun. Bizi orada da hiç yalnız bırakmadılar. Diyarbakır'a her gidiş gelişlerinde hemen hemen uğrayıp misafirimiz oldular. O gençlerle sohbet etme imkanı bulduk.
sohbet ettirme imkanını bulduk. İki gece onlarla sohbet ettiler bir gelişlerinde. O iki gece misafirlikten sonra bana şunu söylemişlerdi. Yavuz, ben İmam Efendi Hazretlerinin kabrini ziyaret etmek istiyorum. Osman Bedrettin Hazretlerini. Oraya gidelim yarın. Peki kurban dedim. Gidelim. Biliyor musun kabrini? Biliyorum kurban dedim. Ben çok ziyaret ettim. Ve ertesi gün oraya gideceğiz. Ondan evvel Elazığ'da Şeyh Mehmet Öğreten diye Nakşibendi şeyhlerinden bir amca vardı. Onu bana söylemişlerdi. Ben de arada bir dükkan, oğlunun dükkanında otururdu. İstifade ederim diye belki gideyim dedim. Kendilerine danıştığımda git istifade edersin. Ancak bir gönülde tek sultan olur, iki olmaz. Onu da dikkatinden kaçırma buyurdular. Bunun üzerine giderdim, sohbetini dinlerdim. O da üstadımın kim olduğunu sordu, kendilerine söyledim. Tanışmak istediklerini söylediler. Acaba yarın Harput'a çıkacağız. Çıkmadan evvel kendileriyle görüşmek arzu eder misiniz dediğimde, hay hay dedi, gidelim. Ve oraya gittik. Onlar birbirlerini ilk defa görüyorlar. Ama sanki 40 yıllık dostmuş gibi öyle bir kucaklaşma, öyle bir muhabbet vardı ki. Hatta aralarında geçen şöyle bir konuşmayı da nakletmeden yapamayacağım. Mehmet Efendi amca bir soru sordu üstada. O da buyurdular ki, biz buraya müşteri olarak geldik, sen de diyorsun bize mal sat. O da burada bende kalsın dedi, onu söylemek istemiyorum dedi. Ve böylece gülüşerek oradan ayrıldık. Şimdi Harput'a çıkacağız. Ben de bunun üzerine dedim bir taksi çağıralım, onunla çıkalım. Zira biraz mezarlığın olduğu yer, kabristanın olduğu yer yamaçtadır, diktir. Oraya çıkmak zor olur. Kendilerine böyle söylediğimde hayır dedi. Belediye otobüsüyle çıkacağız ve öyle ziyaret edeceğiz. Israr ettim, yine aynı şeyi söylediler. Bunun üzerine tabii belediye otobüsüyle çıktık. Oranın Kurşunlu Camisi'nde öğle namazını kıldık. Tam camiden çıkacağımız zaman üç kişi geldiler. Onlar da namaz kılmak için geliyorlardı. Bize hoş geldiniz dediler. Nereden geliyorsunuz, kimsiniz? Sordular. Tanıştık. O üstadımla tanıştılar. Bunun üzerine biz de şeye çıkacağız, kabir ziyaretlerine çıkacağız. Beklerseniz birlikte çıkarız dediler. Ve arabalarıyla onlar bizi kabristanına kadar çıkardılar. Kabir ziyaretleri tamamlandı. Ama yine bizi salmadılar. Birlikte ineceğiz Elazığ'a dediler. Ve dükkanlarına götürdüler. Hacı Ekrem Et Yemez isminde bir zat vardı başlarında. Onların ismini daha önce, 26 yıl önce duymuştum. Ama ne iş yaptıklarını da bilmiyordum. Onları dükkanında ziyaret etmiş olduk beraber. Salmadılar, öğle yemeğini orada yedirdiler. Böyle de bir tevakuf oldu. Unutamadığım. Harput ziyaretleri, o kabirler ziyaretleri, İmam Efendi Hazretleri'nin başındaki durumları artık görülmeye değerdi. Tabii onları benim ifade edemediğim, aciz kaldığım durumlardır. Onu da burada söylemeden geçemeyeceğim. Nihayet 1992'nin Ekim ayında emekli olarak Elazığ'dan Isparta'ya döndüm. Üstadıma kavuştuğum için sevinçliydim. Ona yakın olduğum için
Çok sevinçliydim. Ama o günlerde sağlığı çok bozulmuştu. Buna rağmen hatmelere geliyor, sohbetini yapıyordu. Mümkün olduğu kadar dayanmaya çalışıyordu ama biz de üzülüyorduk bir taraftan. Derken bu arada bir Atabey ziyaretleri oldu. Onu önce anlatıp sonra sohbetimize devam edelim. Bir gün, günlerden çarşamba günüydü, Isparta'nın pazarı günüdür. Ve okuluma telefon ettim. Arkadaşlar dedim, ben bugün pazara çıkacağım. Benim pazarda olduğumu bilin, öğleye dönerim. Ama ne hikmetse bir türlü pazara da çıkamadım. Evin bahçesinde oyalanıyordum elimde bir çapa. Hemen bir zile basan oldu. Arkada olduğumu söylemişler herhalde. İbrahim Marulcu kardeşim çıktı geldi. Dedi, hocam geldi, şeyhler geldi, seni bekliyorlar. Deyince ben nasıl çapayı attım ve koştum onları karşılamaya. Hemen eline sarıldım üstadımın. Dedi, şeyhlerin evini öp. Bana tanıttı onları. Şeyhlerin elini öptüm. Gelenlerden birisi Manisa'da oğlunun yanında uzun süreler vefat edince kadar ikamet eden Ahmet Efendi amca. Bir de üstadımın Atabey'e bizi götürmesi için söylemiş olduğu Abdurrahman Çokreçi Hazretlerinin torunu yıllar öncesi Atabey'e Abdurrahman Çokreçi Hazretleri adında bir şeyh efendi gelmişler. Yalnız Atabey'e yerleşmemişler. Göndürlenin hemen karşısında Seniç Bey'de oturuyorlarmış. Onun Atabey'de Süleyman Efendi diye bir halifesi varmış. Üstadım onları bana sordu. Dedi ki, Abdurrahman Çokreçi Hazretlerinin adını alan torunu burada işte bugün bizim misafirimizdir. O dedesinin halifesinin kabrini ziyaret etmek istiyor. Biliyor musun? Bize gösterir misin? Biliyorum efendim dedim ve Atabey'e beraberce gittik. Önce Atabey Medresesi'ni yanında bulunan Orta Camii'yi ziyaret ettiler. Orada mescit namazı kılındı. Sonra kabristanlığa geçtik. Kabristan'da Süleyman Efendi Hazretleri'nin kabri başında ziyarette bulundular. Ve oradan ayrılırken gülerek Ahmet Efendi amca şöyle diyordu. Herkesi güldürmüştü. Şeyhimin torunu da gelmiş diye nasıl da oynaya oynaya geliyordu. Onu hiç unutamıyorum. Bir hayran da aldık. Biz ne olduğunu anlayamadık. Oradan Kurşunlu Camii'ye tekrar mescit namazı kılmak ve öğle namazını orada kılmak üzere gideceklerini söylediler. Üstadıma dedim ki, üstadım, bizim ana baba evimiz çok yakındadır. Öğle yemeğini orada yesek, eğer izniniz olursa. Ben, sizler zaten yolu şeyi biliyorsunuz, camiyi biliyorsunuz. Ben arkadan gelirim, bir haber versem eve olur mu? Dediğimde, tabii buyurdular. Olabilir. Eve vardım, rahmetli anacığıma durumu anlattığımda, oğlum her şeyim var, hazır dediler. Ve ben de memnun olarak arkalarından Kurşunlu Camii'ye gittim. Eve geldiler. Babam da bahçedeymiş, o da geldi. Taze meyveler getirmiş, yemek yer yenildi, meyveler yenildi. Çok memnun oldular. Ve bana sordu üstadım,
Baban da hacca gitti mi? Dedim kurban ama istiyorlar, gitmedi. Seneye anneni de babanı da hacca gönder. Ve senesine annem babam hacca gittiler. Atabey ziyaretini böyle tamamladıktan sonra Isparta'ya dönüyoruz. Buyurdular ki biz eve gidiyoruz, abdestlerimizi tazeleyeceğiz. Siz de abdestinizi tazeleyip Muharrem Dede Türbesi'nde buluşalım dediler. O şekilde oldu. Gittik, orada ikindi namazı kılındı, çaylar içildi. Sonra da bir başka kabir ziyaretine gidildi. O da mekan olarak, evet, Doğancı Mahallesi kabristanlığında köşede Üstad Bediüzzaman Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin bir ara defnedildiği yerde herhalde, orayı ziyaret ettiler ve sonra evlerimize dağıldık. Böylece Atabey ziyareti de sona erdi. Yalnız şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Üstadım Gönüllü'de görevliyken kendilerine en yakın dost olarak beliren yine Süleyman Efendi Hazretlerinin oğlu, emekli öğretmen Hasip Eren Kuş vardı. Üstadım onları unutamazdı. Nigar teyzeyi unutamazdı. Onları özellikle rahmetle anardı. Nigar teyze Hasip Bey'den ziyade daha misafire yatkın, misafir ağırlamayı seven, Osmanlı bir kadın, görmüş geçirmiş. Süleyman Efendi Hazretleri kayınpederi oluyor. Onun ondan adeta feyiz almış bir kadındı. Hasip Hocam benim ortaokulda iş bilgisi dersime girdi. O zamanlarki hali değişikti. Alkol alan birisiydi. Ama üstadımı gördükten sonra tövbe istiğfar ederek bütün geçmiş zamanlarını kaza etmiş bir zattı. Süleyman Efendi'nin iki oğlunun olduğu söylenirdi. Birisi Afif, birisi Hasip. Afif kendi halinde mahalle sakinlerinden birisiydi. Ama Hasip Hocam eğitimciydi. İşte Allah inşallah kusurlarını affetmiştir. Üstadım onlara çok dua etti. Üstadım sayesinde yeniden tövbe etti ve bütün namazlarını geçirmiş olduğu namazlarını da kaza etmiştir. Evet, bu çok rahatsız olduğu günlerde sohbetlerine gidiyorduk. O zaman sık gitmek ve çok cemaat pek arzu edilmiyordu çünkü rahatsız ediyorlardı. Hocam bunu bildiği için yalnız şunu söylüyordu boş kaldığımız zamanlar. Gün gelecek, bu günleri çok arayacaksınız. Belki de sarığımın ucunu zor göreceksiniz, göremeyeceksiniz. Bu günlerin kıymetini bilin, fırsat buldukça gelin, sohbetlere katılın, eserlerimi okuyun, tavsiye edin buyururlardı. Üstadım böyle sözle anlatılacak gibi bir insan değil. Onun sohbeti bambaşka bir şey. Hangi konuda olursa olsun bütün konulara vakıf, İslami ilimlerin cümlesine vakıf, insanda bir huzur bulduğunu, insanın baktığı zaman kendisinde huzur bulduğunu söyleyebileceğim bir zat. Yerine göre çok mütevazi, çok halim, merhametli, adeta ağlayanla ağlayacak gibi olan, o derece merhametli, çok değerli bir zattı. Onu anlatmak
kelimelere sığmaz, böyle küçük sohbetlere sığmaz. Zaten benim tahsilim, benim bilgim, benim eğitim, öğretim onu ölçecek, biçecek ve size tarif edecek durumda değildir. Ben cahilim. Evet, öğretmenlik yaptım ama benim ne derler, bu terazi o kadar ağır bisikleti çekemiyor. Bana Yavuz sen edebiyatçısın, tasavvufu anlatır mısın dedi. Bildiğim kadarıyla anlattım. O zaman yine cahile dönemde sordu yalnız. Anlattım. O bana bir tasavvuf anlattı ki ben tasavvufu hiç bilmiyormuşum. O anda o kadar terlemişim ki bir teneke su dökülse tepemden belki de o kadar ıslanmazdım. Çok utandım, icap duydum. Ama elhamdülillah tasavvufu sayelerinde biraz öğrendim. Öyle diyeyim, özlemez miyim? Hatta yine aramızda ayrılıp bu defa Antalya'ya göçmüşlerdi. Onların Antalya'ya göçüşleri beni çok duygulandırmıştı. Arkasından bu duygularımı ifade için küçük bir şiir yazmıştım. Can dayanmaz hasretine sultanım. Yoluna bir değil, bin can kurbanım. Ezelden ebede uzanan sözün, kara kaşlar altındaki nur yüzün, can dayanmaz hasretine sultanım, yoluna bir değil, bin can kurbanım. Gönül ağlar, kalem ağlar, dil ağlar, can başıma dar, bahçemde gül ağlar. Can dayanmaz hasretine sultanım, yoluna bir değil, bin can kurbanım. Demiştim. Sarığının ucunu göremeyeceğimiz günlere geldiğimizi o zaman anladık. Bu arada tabii Antalya'da yine boş bırakmadılar bizi. Biz oraya taşınıyorduk. Hatmelerimiz orada. Efendim sohbetlerimiz orada. Herhangi bir problemimiz olursa ulaştıracağımız yer orasıydı. Yine oraya koşuyorduk. Her şeyden önce keşke daha önceleri tanısaydım. Ondan ilim, irfan öğrenseydim. 43'ünden sonra zaten dünya meşakkati sarmış be başımızı. Herhangi bir şekilde onlara eğilme fırsatını bulamadım. Sadece sohbetlerini dinledim, eserlerini okudum. Bu kadar. Keşke dediğim bu, pişmanlık duyduğum bu. Keşke çok genç yaşında tanısaydım. Onunla birlik olsaydım. Yaşı da yaşıma zaten uygundu. Onunla ilim tahsil edebilseydim ondan. Bunu özlüyorum her zaman. Oğlum kendilerinden çok istifade etti. Oğlumu çok severlerdi. Bu hatıramı da anlatmak istiyorum. O Diyarbakır'da deve geçidinde askerdi oğlum. Şeyh Baba'yı ziyaret edermiş cumartesi günleri. Üstadında bir cumartesi günü Şeyh Baba'nın yanına geldiğinde tesadüf orada karşılaşıyorlar. Ve oğluma diyor ki Muhammed Salih sen öyle derdi hocam. Sen ne diye büyükleri rahatsız edip duruyorsun? Onları çağırıp duruyorsun. Büyükler senin babanın buzağısı mıdır dedim. Ama güldü. Bunu anlattı. Benim yanıma geldikleri zaman bunu anlattı üstadım. Oğluma telefon ettim. Dedim sen de neyi rahatsız ediyorsun? Yok baba ben rahatsız etmedim. Ancak himmet istedim dedi. Meğer himmet istemiş. Ben de öyle dedim dedi. Ama iyi iyi dedi. Orası iyi dedi. Üstadım bu şekilde güldüler. Bunu da anlatmadan geçemedim. O hiç boş bırakmazdı. Sevdiğini, kendine bağlananı bilir. Gece gündüz onların takipçisidir.
Biz buna inandık. Zaten işte babadan, anadan gördüğümüz kadarıyla ibadet ederken, ibadetin zevkine ermek, efendim Allah'a yönelmenin ne olduğunu farkına varmak, ancak üstadın uyarılarıyla, sohbetleriyle, eserlerini okumakla, yetiştirmeleriyle anlamış oldum. İnşallah Teala onun şefaatinden bizleri mahrum etmez Allah Teala. Nihayet büyük ayrılık günü gelmişti. 2011 senesinde üstadım rahmetullahi aleyh Hakk'ın rahmetine kavuştu, rahmeti Rahman'a kavuştu ve bizleri yetim bıraktı, gitti. Ancak şunu unutmayalım ki bıraktıkları arasında eserleri var. Eserlerimi okursanız beni hatırlarsın, benimle sohbet etmiş olursunuz buyururlardı. Onu biliyoruz, onu yapmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiği talebeleri hepimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyorlar. Yerine bıraktığı Şeyh Muhammed Said Efendi eserleri ve bıraktığı talebeleri külliyesi hepsi bize en güzel emanetleridir. Tekrar tekrar rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Cümlemizin başı sağ olsun ama Allah onun şefaatini bizden esirgemesin. O vefatları üzerine de bir şiir yazmıştım müsaadenizle. İlk sözlerimin başında kim olduğumu söylerken ilk beytini okumuştum zaten. Demiştim ki, ağlayarak uyandım dünyaya, ezan sesiyle daldım rüyaya. Rüzgar bazen ılık, bazen sert esti. Gün oldu, poyraz önümü kesti. Lodoslu günün bulutu misali, sanki özlüyorum misali. Üstadımı özlüyorum. Aylar, yıllar, yollar koşuyor. Bugün hava soğuk, herkes üşüyor. Bu defa karaya sert esti. Cenaze koşuyor, kabir yolunu kesti. Yolumu kesme kabir, sevgilime varayım, yolun sonunda muslata ereyim inşallah. Ona Rabbim bizi kavuştursun, şemsiyesi altında bütün cemaat olarak toplanmamızı bize nasip etsin. En son Bilal Hocam'ın evinde üstadımızı ziyarete gittik. Rahmetli Hacı Mehmet Marulcu, Necati Özkutlu, Hacı Sıtkı ile beraberdik. Hatırladığım kadarıyla kendileri çok yorgun, çok bitkin vaziyettelerdi. Sohbet imkanı bulamıyorlardı. Ancak zaman zaman bir şeyler söylüyorlardı. Söylediklerini şöyle hatırlıyorum. Sanki bizlerle veda eder gibi, vedalaşır gibiydi. Bir aile büyüğü olarak geride bıraktıklarını hatırlayıp gider gibiydi. Diyordu ki, deniz kaplumbağaları karaya çıkar, yumurtalarını bırakırlar ve onları gizledikten sonra yavaş yavaş tekrar arkasına baka baka denize dönerler. İnsan da böyledir. Evlatlarına baka baka, yerde bıraktıklarına baka baka, yolcudur, gider dediler. O zaman anladık.
ne olacağını, neler başımıza geleceğini Rabbim kabrini cennet etsin, mekanını cennet etsin, bizleri şefaatinden mahrum etmesin. Ruhu için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerife okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. El Fatiha. Tövbe eyle, tövbe eyle.